Herkese merhaba. Evet, farkındayım. Birkaç bölümdür lens takmaya üşeniyorum. Ne yapabiliriz? Hayat bu yani. İnsan bazen bazı şeylere üşenebiliyor. Pandemi, bıkkınlık, yorgunluk, AKP falan derken. Beni tanımayanlar için merhaba. Ben Kazıklı Maria ve kötü kitapları yorumluyorum. Bugünkü kitabımızda İmam'ın Manken Kızı. 2. bölümdeyiz. En son babası Fatma'nın çalışmaması için, yani Yakup İmam, kızının çalışmaması için bir seyyar araba almıştı. Ve bu seyyar arabada sebze satarak geçimini sağlamaya ve kira bir eve çıkmaya ve yeni bir koltuk takımı almaya falan çalışıyordu. Böyle şeyler vaat ediyordu kızına ki kızı çalışmasın, evde hapis bir şekilde otursun, ama tabii ki Fatma bunu istemiyordu. En son babasını caminin önünde sebze satarken yakalıyor ve çok sinirleniyor. En son burada kalmıştık. Devam edelim. Fatma tedirgin halde sadece babasına bakmıştı. Çok geçmeden hemen eve döndü. Annesi kahvaltı masasını topluyordu. Fatma hışımla girdi içeri. Avaz avaz bağırmaya başladı. Bıktım! Bıktım. Ben babamdan bıktım. Bak beni dinle anne. Söyle kocana benim yakamı bıraksın. Bana saray alsa ben işten çıkmam. İşimi seviyorum. Ona bir şey diyemedim diye yüz bulmasın. Söyle, sakın beni işten çıkarmayı düşünmesin. Baba bildiğiniz gibi kızla iletişim kurmuyordu. Yani her şeyi karısına anlatıyordu. Kızı da aynı şekilde yapıyor. Yani bir iletişim problemi var. Bu arada geçen bölümde anlatmıştım. Muhafazakar aileler çocuklarını çok büyük bir ikilemde bırakıyorlar. Hem çok iyi davranıyorlar hem de böyle çok büyük yasaklar koyuyorlar ve o yasaklara uyulmasını istiyorlar falan diye. Bu aslında bir manipülasyon yöntemi. Tamam, çocuğunu seviyor olabilirsin ve bunun gerçekten farkında olmayabilirsin, yaptığın manipülasyonun. Ama gerçekten çok çirkin ve yanlış bir şey. Çünkü ne demiş oluyorsun biliyor musun? Yani sen sadece benim sevdiğim şeyleri yaptığın sürece varsın. Yani o çocuğa başka bir var olma şansı tanımıyorsun. Sadece senin söylediklerini yaparsa onu seviyorsun. Bir çocuk sadece sizin kurallarınıza uyduğunda sevgiyi hak etmez. Bir çocuk her zaman sevgiyi hak eder. Çocuklar sevgiyle büyür, sevgiyle gelişir. Ve çocukları sizin kurallarınıza uymadıklarında sevgiden mahrum bırakmak çok acımasız bir davranış bence. Mesela bazı aileler oluyor, çocukları gay olduğunu açıklıyor ve o çocuğu öldürmeye kadar bile gidebiliyorlar. Demek ki sevmiyorlar, yani sadece o çocuğu gay olmadığında, kurallarına, kültürel kurallara uyduğunda sevecekler. Ama bazı aileler var, diyor ki ben o yaşam tarzını... Yaşam tarzı dediğim de varoluş bu arada. Yaşam tarzı. Ben bu geylik olayına bilmiyorum, anlamıyorum, sıcak bakmıyorum. Ama yine de sen çocuğum olduğun için seni her şeyinle kabul ediyorum ve seviyorum. Ve ellerinden geldiğince desteklemeye çalışıyorlar filan. Öğrenmeye çalışıyorlar. Bir de böyle aileler var. İşte gerçek sevgi bence bu ailelerin sahip olduğu sevgi. Diğerleri çok koşullu sevgiler. Ama bu anlattığım ailede koşullu bir sevgi yok. Koşula bağlı sevgiler çok zorluyor gerçekten insanları, çocukları. Çok yaralıyor. Böyle düşünüyorum. Neyse, az önce söylemiştim. Baba nasıl eşiyle konuşuyorsa sorunları, çocuğuyla iletişim kurmuyorsa, çocuk da yani Fatma da aynı şekilde babayla iletişim kurmuyor. Sadece anneye söylüyor her şeyi. Herkes böyle gelip anneye kusuyor bütün nefreti. Çünkü böyle bir de var, tabu var. İşte babayla yüz yüze konuşulmaz. Bir önceki bölümde demişti ya, Fatma ile yüz göz olmak istemiyordu. Sanki yani dış kapının mandalı. Senin çocuğun ya, yüz göz olmamak ne demek? Tabii ki yüz göz olacaksın. Farklı bir cinsiyette diye yüz göz olmayayım falan. Çok aptalca bir kültürel kod bu da. Neyse, bu defa hıçkırıklarla ağlayarak bağırıyor. Eline ne geçerse duvara fırlatıyordu. Nedir sizden çektiğim? Ben de diğer gençler gibi hayatımı yaşayamayacak mıyım? Daha çocukken başladı hayatımdaki zorluklar. Bebek oynasam hoca kızı bebek oynar mı diye hesaba çektiler. İp atlasam hoca kızı ip atlar mı? Top oynasam hacı kızı top oynar mı? Babam imam diye benim de imam olmam istendi. Bu arada ben geçen bölümde imamlar hani şu anda çok iyi durumda falan demişim. Memur olarak en düşük memur maaşını alıyorlarmış ve hala lojmanlarda falan kalıyorlarmış. Kendi gözlemlerime dayanarak öyle bir çıkarım yapmıştım ama... Demek ki her imam aynı değilmiş. Ya tamam, gerçekten doğrudur. Çünkü imam çocukları da izliyor ve yorum yazıyorlar. Yani babaları imam olan anneleri diyecektim. Anne imam olmuyor biliyorsunuz. Babaları imam olan izleyicilerim en düşük memur maaşı falan dediler. Hani öyle bir torpilli olanı bilemeyiz tabii ki ama normal imamlar bu şekilde maaş alıyorlar. Çok fazla bir şey almıyorlar dediler. Ama tabii ki bu kitapta anlatıldığı kadar kötü değilmiş durumlar. Öyle anladım yani, öyle bir çıkarım yaptım. Burada da imam kızı olduğu için top bile oynayamıyor. Bebek, yani bir çocuk, çocuğun en önemli ihtiyacı nedir? Sevgi ve oyun oynamak, değil mi? Bunları yapamıyor. Yani oyun bile oynamasına karışmışlar. Ne alakaysa. Kimi imam çocuğu olan kişiler de şey yazlar. Hani gayet normal bir aileyiz. Normal Türkiye'de bir aile nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyoruz. Ama böyle durumlar yaşayan insanlar da olmuş tabii ki. Devamlı baskı, devamlı hesaba çekilme başucumda duruyordu. Şimdi de aynı hikayelerle gençliğimi yaşatmayacaklar. Yaşatmayacaksınız. Kızım, İslam'a uygun yaşarken gençlik yaşanmıyor mu? Sen yaşamak diye serserilerin, zibidilerin hayatını diyorsun. Ya İslam'a uygun gençlik yaşanıyor tabii ki ama kız demek ki öyle bir gençlik yaşamak istemiyor yani. İslami sınırlar içindeki özgürlük sana yetmiyor mu? İslami sınırlar içinde kadınlar çok fazla özgür olmuyor. Şimdi bazı takipçiler çıkacak, işte aslında Kur'an'da öyle yazıyor da işte bilmem hadisler böyle falan filan gibi, ama yani hadisler ve mezhepler, Kur'an'daki hepsi birleşince ortaya bayağı kadınlar için dar bir alan çıkıyor. Annesi şey diyor, hani şöyle bir çit yapalım sana, o çitin içinde ne bok yiyorsan yerine, oynuyorsan oyna yani. Ama yani demek ki kıza o çitin içindeki özgürlük yetmiyor. Çünkü zaten çitin içindeki şey özgürlük olmuyor. İslam'daki özgürlüğü bana kim yaşattı? Kim? Günah mıydı bebekle oynamak? Bu arada bebekle oynamak da günah değil İslam'da yani. Aslında çoğu şey günah değil de işte böyle uyduruyorlar ya kafalarına göre bir şeyler. Öyle bir durum da var yani. Tamam, Kur'an'ın kadına sınırlandırdığı yerler de var. Ama gerçekten hiçbir şekilde, hiçbir dini kitapta, hadiste, Kur'an'da hiçbir şeyde yazmayan ve sadece bir kadını sınırlandırmak için yapılan, söylenen şeyler de var yani. Çünkü aslında amaç kadına olabildiğince kısıtlamak, kadının kontrolünü elde tutmak yani. İp atlamam günah mıydı? Bu özgürlük bana verildi mi ha? Cevap ver, verildi mi? Ne yapsam bana yavrum sen imam kızısın bunu yapma diye karşıma dikilmiyor muydun? İmamın kızının Allah'ı başka, cemaatin kızlarının Allah'ı başka mıydı? Neden benden farklı bir çocukluk istendi? Neden? Neden? İşte hıçkırıklarla ağlıyor falan. Haksız mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu engelli çocukla dalga geçmesi falan dışında, bilmiyorum, çoğu konuda çoğu konuda bana bayağı haklı geldi kız. Yani bu serzenişleri babası bile söylüyor zaten sonradan. İmam, Yakup İmam bile diyor yani kız çok haklı. Kıza çocukluğunu yaşatmadık resmen diyor yani. Neyse, söyle kocana artık bana karışmasın. Yoksa evden kaçarım. Evin içinde birden sessizlik olmuştu. Düşmanların zaferiydi bu sözler. Gençliğin evinden kaçması için yapılan planların tuttuğunu gösteriyordu Fatma'nın hali. Amına koyayım, böyle bir güç odakları var. Dış güçler. Böyle acayip işte Illuminati, Rockefeller'lar falan, böyle Amerikalılar, Batılılar. Oturup böyle düşünüyorlar bütün gün. Ne yapsak acaba da İslamiyet'teki insanları, gençleri böyle dinlerinden çıkarsak falan. Şu an 3. ışığım kendi kendine yandı. Bu bir işaret mi? Şimdi 404 girdi içeri. Evet, sakinim. Evet, devam ediyoruz. Cinler, lütfen işime saygı gösterir misiniz? Video çekmeye çalışıyorum, sonra gelirsiniz. Sanki böyle Batılılar oturuyorlar. Evet, planlar yapmalıyız. İslami gençliği evlerinden kaçırtmalıyız. Herkes günah işlemeli ve kötülük yapmalı falan diye uğraşıyorlar sanki. Eskiden hangi evlat evden kaçarım sözünü kullanabilirdi ki? Değil mi? Evet. Eskiden herkes böyle kafasını eğerdi ve güce, otoriteye biat ederdi. Baba ne derse o olurdu eskiden. Ne kadar güzeldi değil mi o yıllar? Sadece babaların otorite olduğu, herkesin böyle onun sözüne tanrı gibi uyduğu yıllar değil mi? Şöyle bir şey de var. İşte eskiden boşanmalar hiç bu kadar fazla değildi de bilmem ne de artık kadınlar boşanıyor da. Evet. Yani kadınlar kendilerine sunulan boktan hayata hayır diyebiliyorlar artık. Ve bu bazı insanların hoşuna gitmiyor. Of, aile yapımız bilmem ne de. Aile yapısı evli kalmak ve sonra kocanın karısını bıçaklayarak çocukların gözünün önünde öldürmesi herhalde aile yapısı. Çünkü sürekli barıştırmaya çalışıyorlar, karakoldan geri yolluyorlar falan filan ya, aile yapısı bozulmasın diye. Evden kaçmak fiilini bile bilmezler, ağızlarını almazlardı. Şimdi isyan ettirdikleri gençlere isyan alternatifi sundukları için sıkışan gençler anne ve babalarını evden kaçmakla tehdit ediyordu. Yani her şey eskisi gibi mi olmalı? Dünya değişiyor. Ona bakarsanız 1300'lü yıllarda bunlar da yoktu. 1300'lü yıllara mı dönelim? Orta çağa mı dönelim? Yani. Sonra işte Yakup İmam eve dönüyor ve kızının ağladığını görüyor ve gidip onunla konuşmak yerine yine karısına soruyor. İşte ne dedi hanım falan diyor. Gül Hanım da anlatıyor. Ama tabii kaçacakmış falan demiyor. İşte isyanlarını falan anlatıyor. Haklı yönleri var çocuğun ama isyana hakkı yok. İsyana mazeret olmaz. Evet, biat çok önemli çünkü. Bir de Emine Şenlikoğlu sorgulama olayına da çok takmış. Gençliğin imanını sorularla çaldılar diye bir kitabı sanırım bununla ilgili. İşte sorgulamak, etrafını sorgulamak falan, bunları çok tehlikeli görüyor. Farklı bir görüş ortaya atmak, farklı olmak. Hatta bir tane AKP'li bir adam şey demişti ya, şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Öğretim üyesi miydi de öyle bir şeydi, bir eğitimci yani. Demişti ki eğitim ortalaması yükseldikçe AKP oyları düşüyor falan, böyle bir şey demişti. O kadar korkunç bir şey ki yani, ne demek bu? İsyan, sorgulama, biat etmeme, hemen böyle her şeyi kabullenmemek, yani ne oluyoruz falan demek çok korkunç şeyler olarak karşılanıyor. Acaba neden? Çünkü sorgulanınca acaba böyle Jenga gibi yıkılacak, böyle kolayca paldır küldür dökülecek bir şey olduğu için olabilir mi? Yani bundan mı korkuyorlar? Çünkü inancına, ne bileyim işte, bir şeye çok güvensen, bir şeyin işte süper, çok sağlam olduğuna çok güvensen, herhangi bir düşüncenin, fikrin falan, hemen işte sorgulanmasın, isyan edilmesin, böyle şeyler yapılmasın istemezsin değil mi? Seni ilgilendirmez. Kim ne yapıyorsa yapar. Sağlam olduğunu düşünürsün çünkü. Ama demek ki öyle olduğunu düşünülmüyor. Neyse, Gül Hanım şey diyor. Öyle güzel laflar ediyor ki bilsem aklın durur. Biliyorum hanım. Kerata zeki, şeytan da ondan yana. Açılmak saçılmak istiyor gibime geliyor. Acaba sevdiği biri mi var? Varsa öğren, gence gidip kendim teklif edeyim. Nasıl olsa oğluma kız istemeye gideceğim. Kızıma neden erkek istemeyeyim? Yeter ki böyle bir şey olsun. Bu da ne biliyor musunuz ya? İğrenç ya. O kadar midem bulanıyor ki. Kızı bir an önce namusu kirlenmeden everelim de kocası uğraşsın bununla. Bu yani, kısaca bu. Söylenmek istenen bu. Acaba biriyle evlenmek mi istiyor ya? Aman hemen oh evlensinler. Artık ne azgınlık yapıyorsa, işte ne bok yiyorsa artık kocanın üstüne olsun. Onun sorumluluğu olsun. Ne güzel ya. Kolay yolu bulmuşsunuz vallahi. Yani çocuğunu önemseyen biri böyle bir şey söyler mi ya? En kötü ihtimal kocaya gitsin bari. Yani açılıp saçılıp sokaklara gideceğine kocaya gitsin. Bir adamın emri altında dursun. Bu daha iyi olur. Yeter ki iyi bir Müslüman olsun falan diyor. İşte kocası olacak kişi. Ruhu ağlıyordu Yakup İmam'ın. Kızı elden gitmeden onu kurtarmalıydı. Yani kızı elden gitmesi demek açılıp saçılmak, namusunun elden gitmesi. O yüzden elden gitmeden, kirlenmeden kızını kurtarması gerekiyor. İğrenç. Yakup İmam kararlıydı. Yarın kızını gizlice takip edecekti. İşte iş yerine giderken Fatma'yı takip etmeye karar veriyor. Ertesi gün otobüs durağında bekliyor Fatma. Sonra bir Renault'a biniyor. Kızının bindiği Renault Aksaray'a doğru gidiyordu. Sonra o da bir taksiye biniyor. Takip edelim falan diyor. Taksinin içindeki kızındaydı gözleri. Kızı rahat tavırlarıyla başörtüsünü çıkarmış, çantasına koymuştu. Şimdi saçlarını tarıyor, gülerek yandaki adamla bir şeyler konuşuyordu. Eskiden bu çok yaygınmış bu arada. Kızların hep başörtü takmasını isterlermiş. 60'larda 70'lerde falan böyle. Kızlar da hani şehre gelen kızlar özellikle. O başörtü takmak istemiyorlar tabii ki. İşte arabaya binince, otobüse binince falan çıkarıyorlar. Böyle cool yerlere giderken, Beyoğlu'na falan filan. Çıkarıyorlar, isimlerini de değiştiriyorlar. Böyle akranlarıyla daha bir uyumlu oluyorlar. Hani biz yobaz değiliz. Yani başörtüsünü bir utanç kaynağı olarak görüyorlar yani, zorla takıldığı için. Ve o şekilde çıkararak, yani ailelerinden gizli çıkarıyorlar. Eskiden çok yaygınmış. Bu manzaraya dayanamıyor. Yandıkça yanıyordu Yakup İmam. Ağlayarak kendisini duymayan kızına sesleniyordu. Gitme kızım, yavrum, onların tuzağına düşme yavrum. Gel benim güzel kızım, ne olur gitme yavrum, gitme. Bağıra bağıra ağlıyordu Yakup İmam. Sonra taksici amca da acıyor. İşte senin çocuğun muydu falan diyor. O da evet çocuğumu kaybetti. Alt üstü saçını açtı yani. Ezelden beri düşman olduğum düzen aldı elimden kızımı falan. Neyse sonra akşam oluyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Akşam kızı geldiğinde yüreğine taş basarcasına büyük bir sabırla onunla konuşma yolları aradı. Gülerek Fatma'ya takıldı. Hadi kızım bu akşam sofrayı sen kur da kızımın elinden kurulmuş sofranın başına oturayım. Fatma babasının kendisinden böyle güler yüzle sofra kurmasını istemesinden memnun olmuştu. Demek ki babası hala bir şey anlamıyordu. Yani aslında kızın kötü bir şey yaptığı yok. Sadece saçını açıyor, tamam mı? Ya tabii ki ailesinden habersiz başka bir işe gitmesi falan yanlış da. İşte sıkı yani, her zaman işte bir çocuğu zorlarsan, sıkıştırırsan çocuğu adam etmiş olmuyorsun. Ona sadece iyi yalan söylemesini öğretmiş oluyorsun, çocuğu sıkıştırıp ona böyle sürekli yasaklar falan koyarak. Çünkü yasaklar özellikle o yaşlarda daha cazip geliyor. Ve kızı savunmuyorum yani, tabii ki farklı bir işe gitmesi yanlış da ailesinden habersiz. Demek ki başını örtmek istemiyor ve açıyor yani saçını iş yerine giderken. Aslında çok normal bir şey. Babası güler yüzle sofra kurmasını istiyor ve o da kuracak. Aslında mutlu bir aile olabilirler. Olur baba, hemen hazırlarım. İçin için ağlıyordu Yakup İmam. Kızı aylardır ilk defa kendisine baba demişti. Çünkü bu normalliği arıyor çocuk yani. Kimsenin ona yasak koymadığı, kızmadığı, normal bir işte çalışıp normal bir ailesinin olduğu bir dünya arıyor. sırf saçını, başörtüsünü çıkardı diye işte böyle dünya yıkılmış gibi davranan bir aile istemiyor demek ki. Bugün satışlar çok iyi gitti hanım. Böyle giderse sizi buradan güzel bir daireye taşırım. Kızım bu evi sevmedi. Neden kızımın istediği bir yere gitmeyelim? Ben kızım için de oğlum için de gece gündüz demeden çalışırım. Benim evlatlarıma helal olsun emeklerim. İşte kızına duyurmaya çalışıyor. Fatma, biraz geç kalmadın mı baba diyor. Niye geç olsun? Zararın neresinden dönülse kârdır ama dönmesini bilene diye böyle Fatma'ya laf sokuyor. Ben bana ait hatamı düzeltmekten sorumluyum. Siz de kendinize ait hatalarınızdan sorumlusunuz. Sonra Fatma diyor ki, peki ya uçuruma düşenler ne yapacaklar? Bu soruya çok sevinmişti Yakup İmam. Ona göre kızı kendisini uçurumda görüyor, kurtarabilir miyim diye araştırıyordu. Sonra diyor ki işte, ya uçuruma düşen kişi kendisini kurtarabilir. Bir örnek veriyor, sonra size örneği okuyayım. Altınıza sıçacaksınız gülmekten. Geçen gün gazetede okudum. Birisi kendisini Boğaz Köprüsü'nden atmış. Köprüyle denizin arasındaki mesafeden aşağı doğru düşerken intihar etmekle hata yapacak olduğunu anlamış. Yukarıdan düşene göre su betonlaşırmış ya, onu bildiği için genç suya yaklaşınca havada takla atıp fizik kanunlarını iyi bilen kuralına göre suya dalış yapınca burnu bile kanamadan kurtulmuş. Abi fizik kanunlarına bak. Ayrıca intihar ediyorsun, zaten düşerken oradan milisaniyeler içinde düşüyorsun. Havadan böyle düşerken şey diyecek. İntihar etmesem mi acaba ya? Galiba yanlış bir şey yapıyorum. Falan böyle havada takla atacak ve o kadar böyle metrelerce aşağı sadece pozisyonunu değiştirerek suya düşecek ve hiçbir şekilde burnu bile kanamadan kurtulacak. Vay be, inanılmaz. Neyse işte kıza böyle bir örnek veriyor. Kötü yola bile düşmüş olsa kızı dönerse onu sahiplenecek, bir ömür boyu kızının hatasını yüzüne vurmayacaktı. Ay çok teşekkür ederiz. Bu kadar yüce gönüllü olma ya Yakup İmam. Ağlatacaksın beni. Bir akşam arkadaşı Ahmet'in aceleyle kendisini çağırdığını duyup dışarı çıktı. Hayrola Ahmet, bir şey mi var? Ahmet üzgündü. Adeta perişan haldeydi. Böyle bir sayfa boyunca Ahmet vah işte ne olacak? Sen aslında bunları bilsen de çok şey yaparsın da aman çok üzüleceksin. Nasıl vereceğim sana bu haberi böyle, yani yumruklayasım geliyor gerçekten. Sonra şey diyor. Ne oldu söyle, yoksa kızım öldü mü? Hocam haberim ölümden de beter. Bu haberi duymaktansa kızının ölmesini isterdim. Abi siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz ya? Yani başının açık olmasındansa ölsün. Ölmesi daha iyi olurdu. Böyle düşünüyor yani bu arkadaşı Ahmet denen çomar. Neyse Yakup İmam anlamıştı. Kızını açık ya da bir erkekle görmüştü Ahmet. Hayır, kızım ne yaparsa yapsın, onu nasıl görmüş olursan ol, ölümü kadar beni yakamaz Ahmet. Teşekkürler ya yani. Zira kızımın bu şartlar altında ölmüş olması beni kahreder. Ölümüne üzülmüyor. Aman Allah'ım, başı açık ya da başka bir erkekle ölüyor. Yani günahkarken ölmesi daha kötü bir şey babası için. Ölmesi kötü değil yani, gebersin gitsin bana ne amına koyayım diyor ama yeter ki günahkar ölmesin, yeter ki namusu kirlenmiş olarak ölmesin. Nasıl kafalar bunlar, gerçekten aklım almıyor ya. Bir de bunu böyle iyi bir baba olarak çizmişler. Güya iyi baba bu yani. Düşünün siz kötü baba nasıl oluyor. Bu arada geçen bölümde alkolle sigaranın farkını anlatırken laf böyle şeye geldi ya, günahkarlığa falan filan, onu da açıklayayım. Alkolle ilgili koyduğum araştırmaların biri 2000 tarihli, biri 2011, biri de 2018 tarihliydi. Ama bu araştırmalar tıp için tabii ki çok şey sayılıyormuş. Yani bilim çok hızlı gelişen ve değişen bir şey olduğu için bu araştırmalar eski sayılıyormuş. Yeni yapılan bir araştırmaya göre alkolün bir damlasının bile vücuda zarar verdiği şeklinde anlaşılmış. Hani o kırmızı şarap içince kolesterol falan filan hikayesi yalanlanmış olmuş bu şekilde. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Bu yine de şey yapmıyor. Tamam, sigara da zararlı, alkol de zararlı. Ama bu yine de şöyle bir durum anlamına gelmiyor. Sigara içtiğinde etrafındakilerin direkt etkilenmesi pasif içici olarak. Aynı şey değil, değil mi? Birisi yanında bira içtiğinde sen de bira içmiş olmuyorsun pasif içici olarak. Şöyle bir sıkıntısı olabilir. Alkolik bir insan ya da çok fazla içmiş, sarhoş olmuş bir insan saldırgan. Bu arada yani ben mesela sarhoş olduğumda kimseye saldırmıyorum. Aslında yani bir insanın içinde nasıl bir kişilik varsa o ortaya çıkıyor da. Her neyse işte içip çok farklı hareketler sergilemek, zarar vermek, böyle sıkıntılar olabilir. Ama ben yine de şöyle düşünüyorum. Sarhoş olmadığın sürece, alkol bağımlısı olmadığın sürece hani içmişsin 1-2 kadeh ya da 1-2 yudum, işte bir yerde içmişsin falan, etrafındakilere hiçbir şekilde zarar vermiyorsun. Sigara ile gerçekten aynı şey olmuyor ya. Çünkü ben şimdi alerjik astım hastasıyım ve ben Yanımda sigara içildiğinde, bu arada Fatih de sigara içiyor ve ben gerçekten nasıl söyleyeyim, dumanın kokusunu bile aldığımda sinirlerim tepeme çıkıyor. Başka bir odaya gidiyorum özellikle son zamanlarda. Çünkü vücudum istemiyor, istemiyorum yani. Başkası da yanımda sigara içtiğinde dışarıda sanki böyle yanağıma yumruk yemiş demeyelim de hani böyle yabancı birisi beni tokatlıyormuş gibi hissediyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Sigara o anlamda çok daha etraftakileri çok daha rahatsız eden bir şey yani. Ben öyle düşünüyorum. Bunu dile getirdiğimde sen de işte sigaraya gelince yasakçı zihniyet ama içkiye hiçbir şey demiyorsun falan. Abi ne alakası var ya? İçki içen gelip benim suratıma içkiyi tükürmüyor çünkü ama sigara içen dumanını kontrol edemediği için bana üflemiş oluyor yani. Aman neyse işte. Anlatmak istediğim buydu. O yanlışı da düzelteyim. Daha yeni bir araştırma makalesi atarım aşağıya. Beni uyaran doktor arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum yorumlarda. Evet, devam edelim. Yakup İmam diyor, kızımın bu şartlar altında ölmüş olması beni kahreder. Çünkü düzelme ihtimali ölünce biter. Ama şimdi çıkmadık candan umut kesilmiyor. Yani kız komada bile olsa hey tövbe et, eşhedü en la ilahe illallah falan de, namussuz gitme falan diyecek herhalde. Kızımı nasıl ve nerede gördün Ahmet? Madem senin için en acı şey ölümdür, o halde söyleyeyim. Kızını bugün mini etekle gördüm hocam. Oh my god, dünyadaki en korkunç şey mini etek. Bu mini eteğe karşı gerçekten bu tarz yobaz insanların inanılmaz bir o kadar büyük bir önyargı ki böyle yani ilk incelediğim Hidayet romanından beri böyle mini eteğe karşı bir sempatim oluştu. Yani mini etek almak istiyorum. Ve bunu yorumda yazanlar da çok oldu. Yani inatına mini etek alası geliyor insanın. Başını açmış, boyanmış. Görsen tanıyamazdın. Boyanmış. Biliyorum. Ne? Biliyor musun? Evet Ahmet, biliyorum, onu takip ettim. Yolda başını açtı. Başını açan fırsat bulursa, inancı da bozuksa götünü de açar. Böyle demiyor tabii ki. Mini etek de giyer diyor ama tabii ki Emine Şenlikoğlu'nun içinden geçen ifade bence bu. Peki senin gördüğünü o gördü mü? Gördü hocam. Yalvardı, babama söyleme dedi ama ben nasıl söylemem, bu sana ihanet olurdu. Ahmet, ne kadar göt bir insansın ya. Yakup İmam yine ağlıyordu. Yakup İmam da kimi hatırlattı bu size? Duymamı istemediğine göre yine bir umut ışığı vardır. Ne olur bana söylediğini asla bilmesin ve onu gördüğünü kimseye söyleme. Tabii ki söylemem hocam. Söylersem eller ne der sonra? Söyler miyim? Eller. Çok önemli değil mi? Neyse, peki hocam ne yapacaksın bu durumda? İlk işim satışlar iyi giderse bir daire tutacağım. Kızımın eline bol para vereceğim. Onu düştüğü durumdan kurtarmak için her çareye başvuracağım. Düşündüğüm yöntem belki çare değil. Belki saçmalıyorum ama elimde değil. Çıkış yolu bulamıyorum. Henüz ar damarı tam yırtılmadı. Ya çok merak ediyorum. Bir erkek olsaydı böyle konuşurlar mıydı hakkında? Henüz ar damarı tam yırtılmadı. Aa, çıkmadık candan ümit kesilmez. Açılmış, saçılmış falan. Bir erkekten asla böyle bahsedilmez. Çok mide bulandırıcı. Belki onu kurtarabilirim diye çırpınıyorum. Allah yardımcın olsun hocam. Sabrına ve metoduna hayran kaldım. Metoda bak. Sonra burada hafif bir hükümet eleştirisi var. Eskiden ülkemizde tabii ki mesela bazı yazdığı kitaplardan dolayı hapse atılmış ama en azından hükümeti sürekli eleştirebiliyorlarmış ve bunu korkmadan yapabiliyorlarmış. Şu an çok daha büyük bir korku iklimi var. Yani tamam, ben 90'lar 2000'ler çok iyiydi demiyorum. Ama şu anda durum çok daha vahim. Bu da çok ilginç gelen bir detay oldu açıkçası bana. Bayağı böyle hükümeti eleştiriyor. Para muhabbeti işte, ekonomi falan konusunda. Adaletli ölçüleri devlet koymayınca adaletsizlerin kurbanı olduk falan böyle. Hani ev fiyatları çok pahalı falan, bundan bahsediyor. Neyse, sonra Fatma hakkında konuşuyorlar. Dinsiz olmak istemiyor ama dinsiz yaşantıya çok özeniyor. Galiba yanlış telkinde bulunduk. Sıktıkça sıktık çocuğu. Gülse suç, ağlasa suç oldu. Düzen de ona renkli dünyalar sundu. Ya bu düzen dedikleri şey, hani az önce söylemiştim ya, Batılılar oturuyorlar sanki işte böyle plan kuruyorlar. Müslüman kızlar açılsın saçılsın falan. Öyle bir şey yok aslında ortada. Yani sinema, tiyatro, eğlence sektörü, şarkıcılık, oyunculuk, mankenlik, eğlenmek, dans etmek, bir şeyler içmek, yemek falan. Bunlar zaten hani ilk 60'larda ve özellikle 70'lerde, 80'lerde çok yaygınlaşan şeyler oldu ya. Hani böyle hippilik modası falan filan vardı. Yani böyle gençlerin yeni şeyler keşfetmesi, yeni eğlenceler keşfetmesi, yeni sanat dalları keşfetmeleri, kadınların artık daha özgür olması, 50'li yıllardaki gibi şey olmamaları. Önceden mesela kadınlar batıda yani kredi kartı bile şey yapamıyorlarmış, banka hesabı bile açamıyorlarmış kendi isimlerinin altında. Zaten 1800'ün sonlarında bile kitap yazarken erkek isimleriyle yazıyormuş kadınlar. Bu beni her zaman çok şaşırtan bir şey olmuştur. Yani aslında 100 yıl falan çok eski değil kadınların özgürleşmesi. Dolayısıyla kadınlar özgürleştikçe de toplum değişiyor. Toplum da özgürleşiyor. Çünkü kadınların tutsak olduğu, özgür olmadığı toplumlar çok kapalı toplumlar oluyor genelde. Kadınlar özgürleştikçe onlar da tabii ki toplumun yararlı birer ferdi haline gelmeye başlayınca, buna şey diyor ya muhafazakar insanlar, aman Allah'ım kadınları açtılar, saçtılar, köle ettiler, etlik pazarlıyorlar. Hayır kardeşim, yani toplumun yararlı birer parçası haline geldiler. Evde hapis oturup çocuk doğurup böyle kuluçka makinesi gibi çocuk doğurmaktansa daha böyle özgür insanlar haline geldiler. Yeni sanat dalları, yeni eğlence şeyleri keşfedildi. Televizyon icat edildi, internet icat edildi. Bir ton şey. Düzen dediği ve kendine yediremediği bu aslında. Yani insanların eğlenmek için yeni yollar keşfetmesi, insanların sanat yapması, insanların farklı artık dünya geliştikçe farklı meslek dallarının ortaya çıkması. Bunu yani böyle İslamiyet'e, kendi dinine, kendi çocuklarına, gençlerine tehdit olarak algılıyor. Niye? Çünkü İslamiyet 500'lü, 600'lü yıllarda yayılan bir şey değil mi? Yani o zamanlarda çıkmış ortaya İslamiyet. Ve üzerinden 1500 yıl geçti. Dolayısıyla insanlık, toplum, kültürler falan değişiyor. Ve hala o zamandaki bir kültüre göre hareket etmeye çalıştıkları zaman işte karşı koyamıyorlar. Zamanın değişmesine, insanların değişmesine, yani böyle ayak uyduramıyorlar, uydurmak da istemiyorlar ve istiyorlar ki çocukları, yani yeni doğan çocuklar, hani şimdi şey diyorlar ya, işte AKP'li ailelerin seküler çocukları kurtaracak bu ülkeyi falan. Çünkü gerçekten dünya değiştikçe çocuklar da etraflarına bakıyorlar ve evet, gerçekten bir şeylerin farklı olduğunu anlayabiliyorlar. Biz hala şu an bence geçiş sürecindeyiz bu arada. Hani dünya küresel ısınmadan dolayı yok olmazsa bence 2100'lerde, 2200'lerde çok daha iyi bir yerde olacağız. Şu anda böyle çok emekleme aşamasındayız dedim ya, yani 100 yıl oldu kadınlar özgürleşeli zaten daha. Çok başındayız gibi işin. Neyse, çok uzattım muhabbeti. İşte şu böyle hani düzen çarkları dönüyor falan, aslında tehdit olarak algıladığı şey bu yani. Aman hocam, Nuh Aleyhisselam'ın evladı da dinsizdi. Koskoca peygamber hata yaptığı için mi dinsiz oldu? Çocuk Yakup İmam hep kendini suçluyor ya. Ahmet de diyor ki yani Hz. Nuh'un evladı da dinsizdi. Ayrıca evet yani. Hz. Nuh'un evladı bile dinsizmiş. Bir peygamberin çocuğu dinsiz. Diyor ki ben seninle gelmeyeceğim gemiye diyor. Ve gitmiyor gemiye. Yani peygamber bile olsan çocuğunun senden tamamen zıt yönde düşünmesi olayından kurtulamıyorsun abi. Çünkü gerçekten dünya değişiyor. Yeni nesil farklı oluyor yani. Hocam darılma ama. Sen de fazla gevşeksin. Ben olacaktım. Onu öyle döver, öyle döverdim ki hastanelik ederdim. Sonra da atardım tekmeyi. Affedersiniz hocam, kahpe derdim. Git ulan şimdi ne halt yemek istiyorsan ye derdim. Beni rezil etmeye ne hakkım vardı derdim. Ahmet'i de geçen bölüm çok övmüştük ama tam bir orospu çocuğu çıktı. Kızını dövecekmiş, beni rezil etmeye ne hakkım var diyecekmiş, basacakmış tekmeyi. Yani aslında daha bile iyi kurtulmuş olur bu çocuk. Senin gibi bir babadan değil mi? Neyse, bu Ahmet lavuğu şiddeti çözüm olarak sunuyor Yakup İmam'a ama Yakup İmam tabii ki bunu kabul etmiyor. Siz ucuz babalığı seçtiyseniz ben ne yapayım? Adama hakaret ediyor. Ben kızım beni rezil ettiği için değil, ben kızımı kurtarmak için uğraşıyorum. Emin misin? Yani tamam, şey demek istiyor. Yani bencil bir yerden bakmıyorum. Gerçekten kızımı düşündüğüm için onu kurtarmaya çalışıyorum. Ama bunun altında yatan neden bile cennete gitmesi. Kızının cennete gitmesini istiyor. Bu bile bir bencillik. Abi sana ne? Her koyun kendi bacağından asılır. Sen bir süre sonra çocuğun aklı erdikten sonra onun dininden falanından filanından mesul değilsin. Ama yok, illa çocuk da cennetlik olacak. Ya bu bile bir kontrol arzusu değil mi? Bırak yani. Belki ben cehenneme gitmek istiyorum. Neyse. Hani bunu çok iyilik altında sunuyorlar ya, o çok garip ya. Sense kendi onurunu kurtarmaktan bahsediyorsun. Gideceğim, yeniden İslam'ı öğrenip nerelerde hata yaptığımı bulacağım. Neyse, sonra Fatma ertesi gece eve gelmiyor. Yakup İmam çıldırıyor. Nerede kız falan filan diyor. Karısı da diyor ki gelmedi işte. Peki bana neden söylemedin diyor. Sabah oluyor yani bu arada. Söylesem ne yapacaktın ki? Boşu boşuna sabaha kadar uyumayacak, gündüz sarhoş gibi gezecektin. Şimdi yine sarhoş gibi olursun ama bari uykunu almış olursun. Kadın inanılmaz pragmatik. Bunların dırdırını çekemem falan diye kızın yerine yalan söylüyor. Ondan sonra kızın gitmesini sallamıyor. Of ya, uykusunu alsın bari falan diye düşünüyor. Bir de herkes sırrını kadına açıyor. Kimse direkt iletişim kurmuyor ya, o da çok şey. Hani çok karman çorman hale getiriyor işleri. Sana acıyorum bir tanem. Bu kız seni bitirecek, o yüzden söylemedim. İyi niyetli olduğun için seni affediyorum. Yoksa affedilir bir hata değil bu, diyor Yakup İmam da. Sonra saat 8 olunca hemen iş yerine gidiyorlar. İş yerinin açılma saati çünkü. Nihayet bekledikleri saat gelmiş. Gül Hanım kızını 7 ay önce bıraktığı konfeksiyonu bulmuştu. İşte burası hocam, 1. kat. Aman Allah'ım, ben ne büyük hata yapmışım da kızımın iş yerine hiç gelmedim. Ziyaretçi kabul etmiyorlarmış. Böyle şey olur muydu? Ah kalın kafam, bazen odunlaşıyor. Kapının zilini çaldıklarında karşılarına gayet dekolte kıyafetli bir hanım çıkmıştı. Yani illa böyle bir şey olması gerekiyor. Ya mini etek olacak ya dekolte olacak. En korkulu rüyaları yani. Buyurun. Sonra işte Yakup İmam kızını soruyor işte orada mı diye. Fatma isminde bir elemanımız yok. Sonra kayıt defterine falan bakıyorlar. Evet, kayıt defterinde Fatma'nın ismi vardı ama işten ayrılmıştı. Yakup İmam bayılacak gibiyken sordu. Bu iş yerinin işvereni kimdi efendim? Kendisiyle görüşebilir miyim? Kadın, benim efendim diyor. Ne? Siz misiniz? 7 ay önce işveren de siz miydiniz? Evet. Bunda anormal bir durum mu var? Yakup İmam hanımının yüzüne baktı. Gül Hanım mahcup mahcup yere baktı. Yakup İmam işveren hanıma dönerek tekrar sordu. Siz hacı mısınız? Kadın kahkaha ile gülerek cevap verdi. Bende hacıya benzeyen bir hal var mı? Yakup Hoca yıldırım çarpmış gibi kendini sokağa atmıştı. Anlamıştı hanımının yalan söylediğini. Hanımından bu ihaneti hiç beklemediğinden kahrolmuştu. Hiç konuşmamıştı hanımıyla. Yürüyerek kendi mahallelerine gelmişlerdi. Birden Yakup İmam'ın aklına Betüş teyze gelmişti. Bir umut deyip kapısına dayanmıştı. Aslında ilk Betüş Hanım'a da gidebilirlerdi. Sonuçta komşu ve kız sürekli oraya gidiyor. İlk çare olarak aslında komşularına gitmeleri gerekirdi. Sonra iş yerine gidilirdi aslında. Neyse, vuruyor o kapıya. Sabah sabah kimsiniz ya? Kapı hızla açıldığında Yakup İmam karşısında kızını görmüştü. Birdenbire ne yapacağını şaşırmıştı. Dövse miydi yoksa kızına sarılsa mıydı? Hangisi daha İslamca, daha babacı olurdu? Yorum bile yapmıyorum. Bütün sinirleri boşalmıştı. Gözleri yaşla dolu olduğu halde sordu. Kızım, sen benden ne istiyorsun? Beni öldürmek mi kastın? Dün gece eve neden gelmedin? Ben sana sakın bir daha başkasının evinde kalmayı teklif etme derken bana inat mı burada kaldın? Söyle, ben sana ne yaptım da sen bana böyle yapıyorsun? Bak, az kaldı depozito parasını biriktirdim. Taksitle istediğin eşyayı da alacağım. Senin için başka ne yapabilirim? Söyle yavrum. Fatma da diyor ki, ölü yıkamaktan vazgeç. Ben ölüden korkuyorum. Abi, yani normalde bu pazarlığa Fatma'nın cevap vermemesi gerekiyor. Yani çok saçma. Zaten babası ne yaparsa yapsın memnun olmayacak da. Burada nedense böyle bir pazarlığa girişiyor. Betüş Hanım komşularının kapısının önünde, adam yalvarıyor. Kız da ölü yıkama bir daha o zaman falan diyor. Ölünün sana nasıl bir zararı dokunur ki? Sen ölüden değil diriden kork. Buna rağmen seni dinleyeceğim. Bundan sonra ölü yıkamayacağım diyor. Sonra Fatma'nın kaçacak yeri kalmamıştı. Sessizce cevap verdi. Tamam. Peki, benden de tamam. Burada kaldığın için bu seferlik seni affettim ama bir daha kalırsan affetmem. Bu anlaşmadan sonra kızının iş yerini öğrenmeye karar vermişti. Taksiye bindiği adam kimdi? Lalede'deki pasaja neden gitmişti? Kızı akşam neredeydi? Yüz göz olamadan öğrenecekti. Yüz göz olmuyor. Yani kızına sormak yerine... Ya sanki iletişim kurmak günah. Akşam evde yine kızıyla konuşuyordu. Kızım, evladım, kendine dikkat et yavrum. Şeytani arzuların pençesine düşmeye, bla 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 bla. Yarın çocukların olacak. Onlara alnın ak olarak annelik yaparsan, eşine karşı alnın ak olursan rahat edersin. Pisliğe bulaşma kızım. Çünkü anne olacak. Çocuk doğuracak ya, bunlar için aslında hepsi. Bir sevdiğin varsa söyle, seni ona vereyim. Ne istiyorsan bana anlat. Ben senin dostunum yavrum. Sana kötüyü dilemem. Ne olur bu şefkatimi suistimal etme. Fatma sadece dinliyordu. Gül Hanım da arada bir eşine bir şeyler söylüyordu ama Yakup İmam karısıyla konuşmuyordu. Ertesi gün yine kızını takip etti. Kız yine aynı durakta beklemiş, bu defa otobüse binmişti. Taksiyle otobüsü takip edip kızının iş yerini öğrenmişti. Laleli'de bir konfeksiyon atölyesindeydi kızının çalıştığı iş yeri. Levhada yazan telefon numarasını ve firma sahibinin ismini alıp tekrar evine geldi. Hanımı kocasıyla konuşmak için çeşitli bahaneler arıyor ama Yakup İmam hiç oralı olmuyordu. Gül Hanım artık dayanamıyordu. Neden benimle konuşmuyorsun? Neden? Kızının yapmadığı kalmadı, onu affettin, beni neden affetmiyorsun? Evet, bir de böyle bir saçmalık var ya. Abi yani kız çok daha beter şeyler yapıyor ama karısı aman Allah'ım inanılmaz bir ihanet falan böyle acayipçe cezalandırıyor yani. Kızın hıncını ondan çıkarıyor sanki. Sana evladımı güvendim ama... Evladımı güvendim. Ama ona güvenmemiştim. Sen emanete ihanet ettin. Ben sana inandım falan işte. Piş mekan. Seninle bu yüzden konuşmuyorum. Yaptık bir hata. Affediver artık. Af mı? Böyle büyük ihaneti affetmek kolay mı? Allah'a dua et. Allah Azze ve Celle sana karşı kalbimi düzeltsin. Yani günün sonunda senin kalbin düzelmezse Allah yani... Senin kalbinin düzelmesi sana, senin tasarrufunda değil mi yani? Niye dua istiyor ki? Böyle giderse sana karşı kırgınlığım düzelmeyecek. Şunu unutma ki yoldan çıkan kızların çoğunun suç ortakları iyi niyetli analarıdır. Kızların her suçunu babalarından saklarlar. Sen şimdi git şu Betüş teyze denen kadına, nereden emekliymiş, neyin nesiymiş öğren de gel. Biraz da otur orada, kadın şüphelenmesin. Hanımını dışarı kasten göndermişti. Maksadı kızının iş yerine telefon açmaktı. Sonra arıyor işte Fatma'nın iş yerine. Hayırlı günler kardeşim. Ben Demirhan Bey'le görüşmek istiyorum. Niye bunu böyle seslendirmedik ya? Of, çok üzüldüm şu anda. Başından beri Meriç'i koahlı olarak seslendirmiştik ya. Keşke Yakup İmam'ı da hep böyle seslendirseydim. Merhaba Demirhan Bey. Sizi rahatsız ettiğimi ama kızım hakkında sizinle görüşmek istiyorum. Kim efendim kızınız? Fatma, sizde çalışıyor. Bizde Fatma isimli bir eleman yok efendim. Hayır, yanlışım yok kardeşim. Sabahleyin bile sizin iş yerinize gelirken gördüm. Allah Allah, benim iş yerimde Fatma adında biri vardı, ben neden tanımıyorum? Zehra, şu kayıt defterini getir bakayım. Neyse, sonra kayıt defterine bakıyor. Haklısınız, Fatma bizde çalışıyor. İsmini değiştirip Çiçek yapmış. Modern bir isim, cool, Çiçek. Sizde ne iş yapıyor efendim? Mankenimiz efendim. Siz kızınızın ne iş yaptığını bilmiyor musunuz? Allak bullak olmuştu Yakup İmam. Manken mi? Ne? Neyin mankenliği? Biz toptancı bir firmayız beyefendi. Kızınız firmamıza satılan her şeyin mankenliğini yapıyor. Maşallah, vücudu da çok güzel kız. Abi böyle yani... Ya böyle öyle bir karikatürize seküler insan imajı var ki kafalarında, sanki ajans sahibi adam böyle konuşacak yani. Manken olan kadının ebeveynleriyle böyle konuşacak. Maşallah vücudu da bombalı gibi yani, süper kara kızımız falan. Kimse böyle konuşmaz ya. Hani şey demek istiyor, bunlar işte böyle gavatlar falan. Verilmek istenen mesaj bu. Ne? Nereden öğrenmiş mankenlik yapmasını? Kursuna gitmiş beyefendi. Biz amatör mankenlerle çalışmayız. Kızınızın kapı gibi mankenlik belgesi var. Mankenlik belgesi. Aa, kapı gibi mankenlik belgesi. Hey 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 FBI. Neyse, titriyordu Yakup İmam. Zorla konuşuyordu. Beyefendi inanın haberim yok. Sakın kızımı aradığımı söylemeyin, olur mu? Kızınız mı? O halde iftihar etmelisiniz. Böyle güzel vücutlu bir kıza sahipsiniz. Of var ya, taş karı taş. Abi bir meme var karıda, bir göt var, bir var kızında yani, inanamazsın. Yani böyle bir diyalog olmaz gerçekte ya. Yani bir de adam rahatsız olduğu belli telefonda yani. Yakup İmam kızının vücudundan bahseden konuşmalardan son derece rahatsız olmuştu. Zaten kulakları uğuldamış, dünya başına yıkılmıştı. Daha fazla konuşacak hali kalmamıştı. Sizi rahatsız ettim efendim. İlginize teşekkür ediyorum. Neyse, ağlıyor ve olduğu yerde bayılıp kalıyor. Kendine geldiğinde hanımının başucunda olduğunu fark etti. Gül Hanım konuştu. Betüş teyzeyi öğrendim. Sıradan bir emekli, namuslu değilmiş. Dinleyin şimdi. Televizyon izlemeye gittiği Betüş Hanım, komşuları Betüş Hanım eskiden kadın satıcısıymış. Kadın satıyor yani, böyle çok casual bir şekilde. Aa evet kadın, gel sattım seni falan ya. Komşuya bak ya. Yani cami lojmanının yakınındaki evde bayağı normal kadın satıyor yani, işi bu. Çok garip yani, böyle kafalarında acayip acayip bir dünyalar var. Yeşilçam filmi gibi. Neyse, utanmadan şimdi tövbekar oldum diyor. Bana kalırsa onun tövbe ettiği falan yok. Kim bilir kızımıza neler aşılıyor. Önceden sormadık, kadını soruşturmadık. Bak şimdi aklımız başımıza geldi. Bir kere zaten komşunla tanışırsın, konuşursun, bilirsin yani. Bugüne kadar ne olduğunu hiç merak etmemişler. Sonra bir gün gidiyor. Çocuğumuz size televizyon izlemeye geliyor ya. Biz de bugün sizi tanımaya karar verdik. Ne iş yapıyorsunuz? Ben kadın satıcısıydım ama tövbe ettim yani, şu anda cool. Emekliyim yani falan. Kaç yıllık komşuları böyleymiş yani. Abi... Senaryo yani, senaryo Oscar'ı. Cevap verememişti Yakup İmam. O gün de akşam olmuştu. Üsame ve Fatma eve erken gelmişlerdi. Dersine kendini kaptıran Üsame birden aklına gelen bir konuyu ablasına anlatmaya başladı. Abla bugün ne oldu biliyor musun? Gazetede bir isim gördüm. Kız tıpkı sana benziyordu. Öyle beynim döndü ki hemen gazeteyi aldım. Bir de baktım Çiçek isminde bir mankenmiş. Az kaldı düşüp bayılacaktım. Fatma'dan hiç ses çıkmıyordu. Yakup İmam sordu. Ne giymişti manken kız? Mini bir etek giymişti baba. Öyle çok ablama benziyordu ki anlatamam. Senin ablan böyle bir şey yapar mı oğlum? Nasıl ablandan şüphe edersin? Ablan akıllıdır oğlum. Allah'ın yarattığı vücudunu öyle teşhir etmez. Şeytan oyup öyle hata yapmış bile olsaydı hemen tövbe eder, zararının başından dönerdi. Kızım sen duy yani, anla. Mankensen bile tövbe et demek istiyor yani. Görüyorsun değil mi oğlum? Bir zamanlar saçının telini dahi göstermeyen milletin evlatlarını defile adıyla soydular. Mayo bikini adıyla kızlarımızı erkeklerin karşısına donla çıkardılar. İsmi mayo olunca sanki dondonluktan çıkıyor. Abi bu mayo ile iç çamaşırını karıştıran insanlar rızanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. İç çamaşırı genelde rıza, yani birçok kadın birçok ortamda iç çamaşırının full bir şekilde, yani iç çamaşırıyla dolaşmaz kadınlar. Ama mayo denize giderken giyerler. Evet, iç çamaşırıyla aynı yerleri kapatır. İç çamaşırıyla sadece tek farklı olan kumaşı, yapısı falan, ama kadın deniz kenarında yüzmeye gittiği için o şekilde bir kıyafetle rahat eder. Rızası vardır yani. İç çamaşırıyla kendimi göstermeye rızam yok ama bikiniyle kendimi göstermeye rızam var. Bunu anlamıyor işte. Sonra Üsame babasına diyor ki, senin kızın olsaydı o kız öldürürdün değil mi baba? Çocuk işte militanı. Ne demek ya? Resmen ablam olsaydı öldürürdün değil mi? Çok böyle normal bir şekilde bunu soruyor çocuk. Hayır, öldürmezdim. Aa öyle mi? Sağ ol ya. Kızımın Allah'ın huzuruna öyle çıkmasını istemez, yola gelmesi için elimden geleni yapardım. Sonra öldürürdüm diyormuş. Ertesi gün Yakup İmam yine Ahmet'le dertleşiyordu. Kızım gitti elden, Ahmet gitti. Gördükleri bu hayat gençleri cezbediyor. Bu dinsiz akım bizi yıkıyor Ahmet, yıkıyor. Abi bin yıllardır aynı laflar. Aileler içten içe bitiyor ama toplum bunun farkında değil. Kızınla yüz göz olmadın mı hocam? Hala daha çenesini dağıtmadın mı? Bu Ahmet de tam yobaz orospu çocuğu ya. Sinir etti beni. Ne yararı olur ki kızımı içten fethedemedikten sonra? Yakup İmam da kızını içten fethedebildiğini bilse çenesini dağıtacak yani. Hiç sorun yok. O yola gelmesi için her şeyi yapar yani, ama işe yaramayacağını bildiği için yapmıyor. Peki hocam neydi senin suçun, günahın neydi? Allah'ın izin verdiklerine ben izin vermedim. Hiç unutmam, Fatma daha 9-10 yaşındaydı. Luna Park'tan geçiyorduk. Yalvardı, baba ben de bineyim dedi. İzin vermedim. Ağladı, ağladı. Dakikalarca ağladı. Yavrumun gözleri, burnu bile şişti ağlamaktan ama izin vermedim. İyi bok yedin ya. Bir çocuk oyun oynamak istiyor. Luna Park'a gitmek istiyor ya. Ağzına sıçayım senin ya. Ne olurdu çocuğu götürsen. Neden vermedim Ahmet kardeşim, neden? Kışın kar topu yapmıştım da elimde birileri görmesin diye onu cebime koymuştum. Onu cebime koyduran unsur neydiyse kızımı orada sallandırmaya bıraktırmayan unsurla aynı şeydi. İşte İslam bu değil, ben İslam'ı yeniden öğreneceğim. İşte çocuğuma boş yere eziyet etmişim, zulmetmişim falan diyor. Neyse sonra akşam oluyor, Fatma yine eve geç saatte geliyor. Gelir gelmez de yatıyor, kimseyle konuşmuyor. Sonra gece kalkıp mide bulantısıyla tuvalete gidip kusmuştu. Ne olmuştu kızına? Ertesi gün kızının kalkmadığını gören Yakup İmam kapıyı vurarak kızının odasına girmiş, onu baygın halde uyurken bulmuştu. Arada bir inliyordu kızı, alıp doktora götürecekti. Birden kızının günlük defterini okumak geldi içinden. Bu defa tehlike büyüktü. Defteri okumak için kızından müsaade alması söz konusu değildi. Çünkü kızı bazı yasakların sırası geldiğinde caiz olduğundan haberdardı. Buna da kılıf buluyor yani, tekrar kızının günlüğünü okumak için. Sonra Yakup İmam'ın okuduğu başlık onu dehşete düşürmüştü. Sevgili günlük, bugün beyazla tanıştım. Beyazla tanışmış. Pudra şekeriyle tanışıyor yani kızı. Düşünsenize. Aslında bahsettiği şey uyuşturucu falan değilmiş. Beyazıt Öztürk'le tanışmış, ondan bahsedeceğim. Neyse, kimse esprim için özür diliyorum. Yıldırım çarpmış gibi sarsılan Yakup İmam yazıyı okumaya başladı. Bugün Nurten'in verdiği beyaz... Nurten. Tam bir Yeşilçam'daki kötü kız isimlerinden değil mi? Bugün Nurten'in verdiği beyazdan bir nefes çektim. Midem allak bullak oldu. Alışırmışım. Arkadaşlarım halime gülerlerken ben de kendi halime ağlıyordum. Bir kere böyle olmuyor ya. Çok şey olacaksın falan yani. Çok karikatürize, neyse. Hemen etrafı aradı. Çantasına, dolabına didik didik ettikten sonra kilimin altına baktı. Evet, bir paket vardı kilimin altında. Şiddetle kendi yüzüne vurdu. Rüya mı diye sarstı kendini. Hayır, rüya değildi. Bu acı hepsini aşmıştı. Çılgınlar gibi odanın içinde dönüyordu. Bağıra bağıra ağlamak istiyordu. Sonra kimse duymasın diye minareye çıkıp minarede ağlıyor. Ağlamasını dakikalarca sürdürdükten sonra gözlerini silip tekrar evine döndü. Kızıyla acele konuşmalıydı. Onu hemen işinden çıkarmalı, bir şeyler yapmalıydı. Sonra karısı soruyor. Ne oldu hocam, bir şey mi var falan. Hanımıyla hala konuşmuyordu. Soruya cevap vermeden odasına geçti. Sonra karısı diyor ki, sen hep böyle mi devam edeceksin? Söyle, bu hayat böyle devam eder mi? Yaptık bir hata. Kuluz. Hiç suçumuz olmayacak mı? Herkeslere anlayışın bol da bana gelince neden böylesin bey? Zaten kızımın ateşi beni yakıyor. Bir de sen körüklüyorsun. Hayrola? Kızımıza ne oldu ki seni yakıyor diye karısının ağzını arıyor. O da acaba uyuşturucu kullandığını biliyor mu diye. Baksana hasta yavrum. Hiç işe gitmemezlik yapmazdı. Bugün kalkamadı. Sen de benimle konuşmuyorsun. Koca evde Üsame de olmasa çatlayacağım. Sonra özür falan diliyor. Yakup İmam da diyor ki, bana yalan söylemeseydin ben ona temiz bir iş yeri bulurdum. Gerçi kötüyü planlayan beklense de o yapacağını yapar ama yine de tedbir olarak her akşam gider onu iş yerinden alırdım. Ya böyle yaparak, yani çocuğa hapis hayatı yaşatarak onu gerçekten kurtarabileceğini mi zannediyorsun? Yani yapacak olan yine yapar. Yani yataktan kaçar. Hiç yani... Sorunun kaynağına inmiyorsun ki. Çocuğun neden mutsuz olduğunu anlamaya çalışmıyor ki. Çok kırgınım. Bana dokunma. Biraz zaman geçsin belki düzelerim. Allah'a dua et. Yani aralarını düzeltmek için Allah'tan, yani bunu Allah'tan bekliyor. Aslında istesen karınla aranı düzeltebilirsin. Niye Allah'a araya sokup dua etmesini falan bekliyorsun? Çok garip değil mi ya? O dilerse düzelir, o dilemezse elimden bir şey gelmez. Birden Fatma'nın kapıda onlara baktığını gördü. Bu evde yine benimle ilgili kavga mı var? Bıktım şu evden. Bıktım. Sonra Gül Hanım da şey diyor. Nereden çıkardın kız kavgayı? Şunun şurasında birkaç gündür atışıyoruz babanla. O da senin yüzünden oluyor. Yakup İmam hemen. Wow 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 wow. Ne münasebet hanım? Kızım ne yapıyor ki onun yüzünden kavga edelim? Hanımına konuşurken dikkat et der gibi bakıyordu. Sahi kızım, sen hazır işe gitmemişken şu ev işini halledelim. Gel seninle bugün ev arayalım. İstediğin gibi döşeyelim evi. Sahibinden.com'a giriyorlar. Şaka. İşten çıkacak mıyım? Diyor Fatma. Sen nasıl istersen kızım. Önce evde biraz kalırsın. Sıkılırsan sana bir meşgale buluruz. Maktan olmadı kendi ellerimle sana iş bulacağım. Düşünmem lazım. İş yerime bir ay önceden haber vermem lazım. Annesi de sinirleniyor. Kız sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Senin karşındaki insan kim? Yüz buldukça astar istedin. Bu adamı delirtecek misin sen? Kadın niye çıldırıyor bence biliyor musunuz? Kendisine bu, yani bu özgürlük tanınmamış ya zamanında. O yüzden çocuğun böyle hareket etmesi onu çıldırtıyor. Yani sen nasıl babana karşı saygısızlık edersin? Bizim babamız imamdı, biz gıkımızı çıkarmazdık falan gibi. Sende suç yok ama. Suç seni şımartan babanda. Hanım, kızımın kalbini kırma. Benim kızım şımarmaz, haddi aşmaz. Aşarsa da hemen kendisini düzeltir. Ben onu kaç tane Kur'an kursuna gönderdim, bilgi edindi. Fatma isyan dolu cevap veriyordu. Evet, Allah'ın dinine göre değil falancı hocanın zuhuratına göre yaşanan zuhurat diniyle döşenmiş kursa. Hocanın beğendiği talebeye zuhurat güzel, beğenmediğini hep kötü hep kötü. Zuhuratçıya yaranalım da aman bizi zuhuratında kötü görmesin diye ona kul köle olduk. Zuhurat, zuhurat. O kadar çok söyledim ki. Zuhurat ne demek ya? Anlamını bakmadım bu arada. Allah'tan başka herkese kul olmuştu. Bu arada bu kurslardan çok travmatik anılar yazıyorlar bana. Önceden de bu kurs konusu açılmıştı bir videomda. Yani böyle tek tük bir iki tane güzel anı var. Güzel Kur'an kursu anısı var ama gerisi korkunç şeyler. Yemeklerin çok kötü olduğunu, hocaların çok korkunç şeyler anlattığını, hep korku pompaladıklarını, çok böyle travmatik şeyler yaşadıklarını, hapis olduklarını, cama bile yaklaşmalarına izin vermediklerini, çok garip garip şeyler öğretildiklerini falan anlatıyorlar hep. Neyse, yani oraya göndererek güya çok iyi bir şey yaptığını zannediyor. En büyükten hocanın çocuklarına kadar herkesten korkuyorduk. Zorla yaptırılan ibadetler de cabası. Bir hata yapsak 1000 kişi duyar ve hesap sorardı. Sanki hiç hata yapmayacak şekilde yaratılmışız gibi. Sanki kendileri hata yapmıyormuş gibi. Bıkmıştım o kursta, bıkmıştım. Başkası suç işlese sıra dayağında suçum günahım yokken ben dayak yerdim. Bir sürü saçmalıklar. Herkesin rüyasına, hayallerine göre yaşıyorduk. Sonra ağlamaya başlıyor. O kursta Allah'tan başka herkesten korkuyorduk. Kime ne zaman zuhurat görünecek, hangi konuda ne zaman yeni hüküm çıkacak korkuyla onu bekliyorduk. Resmen hocalar kendi kafalarına göre böyle sanki kendilerine vahiy iniyormuş gibi davranıyorlarmış. Aslında bundan bahsediyor. Şimdi de kursa verdim diye övünüyorsunuz. Hazır okuma aşkımı da öldürdüler. Peki ilk kurs öyleydi kızım. Sonraki kursta ne vardı da çıktın? O kurs güzel değil miydi? Oradan ben çıkmadım. Onlar beni kovdu. Neden kovdular? İyi talebeyi niye kovsunlar? Çok soru soruyormuşum. Mutlaka birisi beni casus olarak göndermişmiş. İşte böyle yerler ya. Bence Emine Şenlikoğlu bunu da eleştiriyor zaten içten içe. Sonra sana güzel kurslar da bulmuştum kızım ama sen gitmedin. Tabii gitmedim. Ben kalmamıştı ki artık. Madem düşünüyorum o halde varım. Madem ki varım o halde düşünmeliydim. Düşünen beyin sorar. Soru sorandan korkmamalıydılar. Ben o kursu çok sevmiştim. Kendimden gitmeme sebep oldular. Sonra annesi de şey diyor. Dinden çıkmak isteyen Firavun, haktan gelen kitabın sayfalarını beğenmedim diye bahane edermiş. Şansına kötü kurs rastladıysa dine mi küsmen gerekir? Abi 3 tane kurs değiştirmiş ya. Her kurs mu kötü olur? Ben de yalnız gerçekten yaşanmış gibi yorum yapıyorum. Senin canın bir güzel dayak istiyor kızım. Seni başka hiçbir şey paklamaz. Biz de okuduk, hem de ne zahmetlerle. Jandarmalar gelecek korkusu yetmiyormuş gibi bir de muhtardan ve korucudan korkardık, ihbar eder diye. Buz gibi evlerde okuduk. Ama babamız vardı başımızda. Ondan cesaret alamazdık ki. Senin başında adı baba var ama babadan eser yok. Tabii böyle yaparsın. Ay kadın da tam bir yobaz, sinir etti beni ya. Bunlar da eski zamanlarda okumuşlar ya, bir ara böyle çok sıkıntı varmış. Dinimin konusunda falan Türkiye'de o zamanlarda yaşamışlar. Sonra annesi böyle kızıyor. Beni sinirlendirme. Ben baban değilim ha. Alırsam seni elime Allah'tan başkası kurtarmaz. Burayı okurken böyle kurs muhabbetini falan okuyorum ya. Sanki bir arkadaşımın evindeyim ve arkadaşımla ailesi, annesi, babası falan kavga ediyor. Ben de böyle onları tedirgin bir şekilde izliyorum gibi hissettim kendimi. O kursa niye gitmedin? O kurs güzel değildi anne ya falan böyle ben... Bir ona bakıyorum, bir ona ne yapacağımı bilemiyorum. Mutlaka böyle bir şey olmuştur hayatınızda. Ya böyle sessiz bir şekilde tamam ya falan dersiniz ya da halının desenlerini incelersiniz. Yok ya, senin karşında eski Fatma yok diyor Fatma'da. Yakup İmam titrek sesle sordu. Eski Fatma nereye gitti kızım? Fatma cevap vermiyor, bir noktaya bakıyordu. Gül Hanım kızını dövmek için fırladığında Yakup İmam onu güçlükle durdurmuştu. Sakın ha, kızıma vurma. Bırak içindekileri döksün. Bize derdini anlatmayacak da kime anlatacak? Bu kız derdini anlatmıyor bey. Aklını başına al. Bu kız bize isyan bayrağını çekiyor. Kurslar kötüymüş de o yüzden çıkmış. Peki kibar annenin kursundan neden ayrıldı? O kursta her şey mükemmel değil miydi? Dersler hiç aksamaz, talebe istediğini sorar, fikri tartışmalar yapılır, haftada bir dergi kitap okumaya izin verilir, hurafesiz İslam öğretilirdi. Bu da Emine Şenlikoğlu'na göre iyi kurs anlamına geliyor. Haftada bir dergi kitap okumaya izin verilmiş ya. Aro gerçekten, Allah razı olsun. Hocaları da çok bilinçliydi. Ben bile okumak isterdim orada ama senin kızın oradan ayrıldı. Doğru, o kursu seviyordum ama dersleri güzel veremeyince ayrıldım. Ayrılmasaydın ilk zamanlar tabii ki de güzel ders verilemezdi. Sabretseydin ama sen sabredemezdin. Kurstan gelirdin, duvarlara manken resimleri yapıştırırdın. Gözün hep onlardaydı. Ay çocuk yani, genç kız ne yapacak? Ya erkek şarkıcı yapıştıracak ya da ona izin verilmiyorsa manken kız yapıştıracak yani. Sanki hiçbir ergen böyle davranmıyor. Ne? Duvarlara manken resimleri mi yapıştırırdı? Peki benim neden haberim olmadı? Sanki duvardaki mankeni sikti yani kız. Altı üstü manken yapıştırmış. Ne olacak ya? Sen kızından haberdar mıydın ki? Sana göre kızın melekti. Ama onun gözü hep aktrislerde, mankenlerdeydi. Artık bu konular bitmeli. Efendi gibi gidin şimdi ev arayın. Bak baban sırf hatırın için kiraya çıkıyor. Hala kıymet bilmiyorsun. Burayı ben kendim ekledim. Zavallı kadın. Kızının gerçek durumunu bilse demek kalpten gidecek diye düşünüyor Yakup İmam içinden. Kız uyuşturucu kullanıyor ya. Zaten kendisine suç bulamayanlar elleri suçlar. Bu kız yıllarca kurslara kaldı. Sen o kadar anlattın. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir çocuğu bir okula, kursa, bir yere verince o çocuğu yetiştirdim. Özel okula verdim. İmam Hatip'e verdim. Kursa verdim. Yani çocuğun yüzüne bakıp çocuğa samimi bir şekilde ne istiyorsun bu hayattan? Kızım, oğlum ne yapmak istiyorsun? İletişim kurmayıp al o kursa, al bu kursa. İmam Hatip'e biz gönüllü ders vermeye gidiyorduk belediyedeyken. O kadar kötü haldeydi ki. Tabii ki çok iyi durumda olan okullar da var ama benim gittiğim İmam Hatip'te resmen kaynaştırma öğrencileri var. Zekasında problem olan öğrenciler var. Ya bir sürü hiç böyle aynı yerde bulunmaması gereken çocuğu bir araya toplamışlar. Böyle yalandan ders veriyorlar. Yani resmen aile uğraşmak istememiş. Aman en azından din öğrensin amına koyayım. İmam olur, hacı olur, hoca olur falan diye atmışlar yani çocuğu. Kimse ilgilenmiyor. Böyle herkes birbirine girmiş. Hocalar ellerinde sadece böyle din kitapları falan. Hani böyle o kadar üzülmüştüm ki. Ne olacak? Bir şey olur yani. Din öğrensin en azından falan. Sevaba gireriz. Yani çocuğunu böyle bir yerlere verdin diye ebeveynlik yapmış olmuyorsun. Bu bir çocuk yetiştirme metodu değil. Oldu canım ya. Sıç sonra kursa verdim, okula verdim, oraya verdim, buraya verdim. Neyse. Aşırı sinirlendim. Fatma da diyor ki işte o kurslar hiçbir işe yaramadı falan. Yakup İmam da diyor ki yanılıyorsun. Zerre kadar imanlı olanlara bir gün gelir bilgileri fayda verir. Bilgi altın gibidir. Değeri hiç kaybolmaz. Yeter ki sağlam bilgi olsun. Bunu kitapta birkaç kere daha tekrar ediyor. İşte o bilgi unutulmaz, öğrenilir falan. Ben kızıma güveniyorum falan gibi. Hadi kızım ev bakmaya gidelim diyor. Bugün olmaz, iş yerimden izin alayım, başka bir gün gideriz. Bugün geç de olsa gitmeliyim diyor Fatma. Ve iş yerine gidiyor. Yakup İmam da alev alev yanan ruhuyla kızının arkasından baka kalıyor. Evet, bu bölümü de burada bitirelim isterseniz. Bir dahaki bölümde Fatma artık iyice babasının onun olmasını istediği kız imajından uzaklaşacak. Böyle bir ipucu vereyim. Bakalım neler olacak, bir dahaki bölümde Fatma ne yapacak? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalı hala takip etmiyorsanız bence yani abone ol tuşuna basabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımı yani fikirlerimi merak ediyorsanız Twitter'ıma, kedilerimi kariyerimin fotoğraflarını ve günlük hayatımı merak ediyorsanız Instagram hesabıma gidebilirsiniz. Videonun sonunda koyacağım. Aşağıya da linkleri koyacağım. Ve eğer beni böyle bir saat boş boş konuşurken dinlemek istiyorsanız da Bitekes adlı podcast'ime gidebilirsiniz. Onun da linki burada ve aşağıda olacak. Çok 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 öpüyorum hepinizi. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Patreon ve YouTube destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Büşra Özcan, Rana Sirel, Evre, Ruhsar, Emekli Burjuva, İrem Tabak, Demet Kayabaşı, İlayda Cankurt, Deniz Aygün, Ezgi Altınsoy, Blue Axo, Ravia, Doruk Özer, Firu McFly, Hornet STK, Ece Sözer, Ercan Tenekecioğlu, Alex Raza, Melike Karayül, Süleyman Akbulut, Belemir Türkeç, Hanser Reul, Alpha Demon, Meryem Nazlı Yılmaz, Zeynep Özgegül, H.O., Kaan Taşkın, Patlar Uçlu Kereker, Mete Fırkimsi, Cemrecix, Nur Ataş, Burbur, Miraç Çakır, Emre Ulaş Aydın, Haku, Yiğit Kara, Pınar Özçelik, Zeynep Özçelik, Dünyadan Bakan Hanım, Subutay Noyan, Gamlı Baykuş, Zey, Selin Yalçın, Fart Queen Maria, Beautifully Ruined, Sophie Jenkins, Saime Biner, Begüm Karadaş, Explorer, Riverside, Şule İbiş, Bengisu, Cardi K, Bahattin T, Bünyamin Tetik, Forimnea Mili, Faenton 2001, umarım doğru okuyorumdur. Vegan Tegan, Aren, Ceren Deniz, İrem Yavuz, Bulut Yıkılmaz, Samet Bilgili, Meriç Odabaşı, Alper Aksoy, Canset, Baholavs Maria, Lexi, Faolan Genadi, Ekrem Çamurlu, Zeynep, Müguet ya da Mügey, Semih İnce, Elif Nil Nehas, Ezop Şef, Alvin Francesca, Servet Mutlu ve Özel Zehirli Bırtların P Queen, Tarih Obası ve Can Sungur ve Yakın Evren. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.